Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fitli Köfte serimizin 71. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölüm biraz özel bir bölüm olacak. Muhtemelen başlıktan da anlayacağınız üzere. Bu bölümde soru cevap bölümü yapmış. Evet, soru cevap bölümünü işte bu bölümü yapacağım. Söylemeseydim keşke. Bu iki bölüm arasında ne değişiklikler yaptığım aslında World Save'de hepsini gördünüz aldıysanız eğer. Şu makineyi tamamlamıştık en son. Ve şu an şu ikisi tam randımanlı biçimde bu makine tarafından çalıştırılıyor. Hatta artış hızı o kadar fazla ki üçüncüyü de bununla çalıştırabiliriz diye düşünmeye başladım. Ama biraz bekleyeceğim. Emin olmak için. O durumda bunları direkt kaldırabiliriz. Ve sesimde bir şey var. Hemen bir şeyler içeyim. Much better. Neyse. Evet, en son bu makineyi tamamladığımızı söylemiştik. Ve gayet güzel çalışıyor her şey. Muhtemelen evet. Direkt buna ihtiyacımız olmayacak. Çünkü bu... Birazdan bu işlemin yarısındayız. Evet. Biraz bekleyelim. Azıcık artarsa eğer... Gayet güzel bir biçimde gösteririz. Yani değiştiririz. Evet, yavaştan sorulara geçelim. Soruları ara ara okuyacağım. Yani hepsini direkt okumayacağım. Bundan dolayı kısa sürebilir. Bazı sorulara da uzun cevap vereceğim. Bu arada bazı soruları da yıldızladım. O yıldızladığım soruları ara ara yerleştireceğim. O yıldızladığım sorular sevdiğim sorular. Direkt yıldızlardan bir tanesiyle başlayayım. En sevdiğin Doctor ve arkadaşı kim? Evet, bildiğiniz üzere ben bir Doctor Who hayranıyımdır. Cidden hayranıyımdır. Klasik seriyi bile severim. Onu bile izlemişliğim var. Tamamını izleyememiş olsam da bu yaz bitireceğim. En sevdiğim doktor. Evet, en efsanevi doktor olarak sorulsaydı bu eğer David Tennant olacaktı cevabım. Fakat en sevdiğim doktor David değil. Gönlümde David'den daha fazla yer edinmiş bir doktor mevcut. Ve bu da 9. doktor olan Christopher. Şu yeni serinin en başında karşılaştığımız hafif yaşlı, daha sonra orta yaşlı, şu ilginç bir beni olan ve Rose'un ilk tanıştığı doktor. Maalesef tek sezon durdu. Bu benim üzüldüğüm nokta. Daha fazla durmasını isterdim. En sevdiğim yol arkadaşı muhtemelen Rose. Evet, Rose. Rose Tyler. Gerçi Rose'la Donna arasında kalmış durumdayım ben. Neticede Donna'da Donna'da doktorla bir tartışmaya girip o tartışmadan ben bunu hangi yere kırdım? Neyse, ne diyordum? Doktorla bir tartışmaya girip o tartışmayı kazanabilen tek kişi. Evet, Donna bunu başarabiliyor. O yüzden Donna benim için bayağı özel biridir. Evet, bu sorunun cevabı bu. Unutmadan bir adet soruyu da hemen cevaplayayım. Dur, önce kalemimi alayım. Cevapladığım soruları bir işaretleyeyim. O soru neredeydi? Nereye işaretlemiştim? Nereye yazmıştım? Hemen bulmaya çalışıyorum. Takip ettiğin diğer kanallar neler? Türkiye'de yabancı. Bunun için direkt size kanal listemi göstereceğim. Takip ettiğim kanal listesi. Azerza, Babam da Oyuncu, Dire of 20, Flora Star, Lindsay Sterling, MC Spotlight, Öksürük, Sıradan Oyuncu ki kendisi benim yakın bir dostumdur. Ve ilk başladığımda bana destek olan kişi de oydu. Modlu Minecraft çekme isteğini bende ilk uyandıran kişilerden biri de Direwolf. Diğerine birazdan geleceğiz. SOT Meat, Spamvek, Süper Dişi. Kendisi de iyi bir arkadaşımdır. Azelza da bir arkadaşımdır. Öksürük de arkadaşımdır. Tayson Day, epik bir sese sahip adam. Bunun
Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Ama muhteşem bir komedyendir. Ve Way of Time, işte bu da asıl en çok sevdiğim YouTuber. Hani ben muhtemelen pek çok kişiye Greg Tech'i sevdirdim ve bana da Greg Tech'i bu adam sevdirdi. Ha, bunu diyebilirim. Gerçi bu adam sevdirmeden önce de Greg Tech'i seviyordum, o ayrı mevzu da. Evet. Bu benim takip ettiğim kanal listesi. Evet, bu soruyu geçtiğimize göre hatta Firefox'u kapayayım ben direkt. Evet, Firefox kullanıyorum tarayıcı olarak. Sorulmamıştı ama bunu da yapmış oldum. Hazır gelmişken bir tane daha soruyu burada yanıtlayayım ki o zaten bayağı bir zaman alacak. Abi o değil de evi bir gezdirsene. Burada evi gezdirmek yerine başka bir şey yaptırmayı planlıyorum. Direkt baştan beri yaptığım işleri göstermek. Tabii önce bir gündüz olsun. Yaratıklarla uğraşmak istemiyorum sadece. Hatırlarsınız ki Solar Helmet'imi giyineyim. Hatırlarsınız ki şuralarda bir yerde spawn olmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam abi çanka hatası. Ve direkt buraya gelmiştim. Burada direkt ilk işim şu eve yerleşmek oldu. Tabii şu ileride başka bir köy daha vardı. Önce orayla burası arasında kararsız kaldım. Sonuç olarak bu eve yerleştim. Bu köye yerleştim. İyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım? Bence iyi yaptım. Sonrasına gelecek olursak eğer, bu odaya çıktım. Tabii ki de çıkmadım. Buna çok daha sonra olan bir şey. Şu yolu bulabilirsem çok süper olacak. Ne haber, enerji attım. Ah, merdivenleri bulabildim. Ah. Evet, şurası eski madenlerimden bir tanesi. Buralarda bulunduğum zamanlar hala Mind Crack ve dışarıda değilsek eğer normal hal helmetimizi takıyoruz demektir. Evet, ve burası benim ilk evim. Ve burası da ilk tarlam. Hala bazıları duruyor. Şeker tarlam. İlk madenlerim. Sanırsam şuralarda bir yerde ilk diamond'ımızı bulmuştuk. Ah, ah. 70 bölüm öncesi. Güzel nostalji. Evet, şuraları sizle kapayalım hazır elimizdeyken. Ne kadar çok zaman geçmiş değil mi? MFI. Şimdi bakıyorsun hayvan gibi ilerlemiş durumdayım. Peki başka? Buradan sonra ilk ne yapmıştık? Evin merkez kısmını inşa ettik. İlk olarak bir Zycraft bloklarıyla fantezi yapayım dedim. Ondan sonra beğenmedim ve buna geçtim. İkinci yaptığım oda ise burasıydı. Çalışma odam. Bayağı uzun bir süre çalışma, çoğu işimi burası gördü. Yani oradan çok buradaydım. Orada ise depolamalarım duruyordu. Hala da öyle. İkinci yaptığım oda ise burası oldu. Büyü odam. Ama büyü odamdan önce bir yer daha yaptım. Orası da burası. Bodrumum. Benim güzel bodrumum. Makinelere bir geçelim. Impulsion Compressor. İridium plate'lerimizi burada yaptık hep. Last Furnace. Bu bir zamanlar yukarıdaydı. Tüm çeliklerimi falan filanımı bu üretti. Bayağı bir hizmet etti. Industrial Grinder. Otomatikleştirmeden önce pek çok kişi bunu da yapıyordum. Ve MFE. Seni upgrade edecektim ama etmeyi unuttum.
Burası eskiden iyi üretmek için kullandığımız sistemdi. Şu Igneous Extruder lav üretiyor, cobblestone üretiyor. Bu ise o cobblestone'ları ve senin girişin yanlış ayarlanmış. Lava çeviriyor. Ve bunlar önceden termal jeneratörlere bağlıydı. Java termal jeneratörün upgrade edilmiş hali. Tabii bunu da şu besliyordu. İlk steam boiler'ı. Ve ilk set motorları. Daha sonra industrial engine'lerim. Industrial steam engine'lerim. Bundan önce başka steam engine'lerim de vardı. Ve biofuel üretimim. Ha, bu esnada şu artışa bir bakalım. Evet, ne yapacağımızı biliyoruz birazdan. Burası da assembly table. 10 ta şey dur 10 değil 15 tane laser'la besleniyor. Ve fan gene coşmaya başladı. Doğal olarak. Güzel tarla. Ve tarlamı işleten golemlerim. Geri dönüşüm sistemim. Her şeyi geri dönüştürüyorlar. Ve scrap elde ediyorlar. O scraplerimiz ise buraya gidip ki şu an Cori çalışmadığı için herhangi bir scrap gitmiyor. Yürüyometre üretiyor. Sistemi sizin gözünüzün önünde yapmıştım. Bunlar scrapbox'a dönüşüyor. Buradan her seferinde 16'şar tanesi gidiyor. Ve bir saniye senin yönün değişmiş. Yani nerede benim Sonic Tornado'm? Gene elimde. Ben neye takıldım böyle? Muhtemelen kazara onu döndürdüm. Ya da dünya yanlış yüklendi. Ha bak bu ilginç. Bu çok ilginç. Fazlasıyla ilginç ve dünya crash verdi. Evet, tekrar giriş yapalım. Evet, muhtemelen multi blokları yükleyemedi bir an. O yüzden böyle bir crash'e sebep oldu. Aa, hazır buraya gelmişken bir sorumdayım. Bir soruyu daha yanıtlayayım. Penguin neden ev yapmadın? Burası ney? Gayet Akçaabatımızın güzel yuvası. Gayet burada huzurlu. Ha, bu en son bölümde yaptığım şey. Arılarımızın ürettiği oily propolisler buraya geliyor. Buradan oily'e çevriliyor. Ki ikinci sezonda bunun daha gelişmişini yapmayı planlıyorum. Burada oil'ler dizelkene dönüşülüyor. Bir de bazı ekstra şeylere, o ekstra şeyler burada siliniyor. Ve seller buraya geri dönüyor. Buradan geri dönüyor. Evet. Burası otokrat sistemim. Otokrat bilgisayarım. Bayağı buraya crafting recipe'lerini, yani normal crafting recipe'lerini ekliyoruz. Buraya fırın recipe'leri. Buraya daha fazla eklenecekti ama kompresör recipe'leri, macerator recipe'leri, extractor recipe'leri ki bir tane var ve plate recipe'leri şeklinde olmak üzere. Buraya ise rolling machine recipe'leri konuluyor. Bu ise alloy'larımız. Induction smelter recipe'leri. Ve brass, blue alloy ingot ve red alloy ingot'ı da burada pişiriyoruz. Ve burası maden işleme odam. Bununla gurur duyuyorum. Ve ikinci sezon için bunun kat ve kat daha iyisini planlıyorum desem size. Şöyle diyeyim, bunu yaparken öncelikle bir hatam vardı. Evet, bir hatam vardı ve o hatayı ikinci sezonumuzda yapmayacağım. Neyse. Burayı özetleyelim şimdi. Burası ne?
Öncelikle industrial grinderlarımız madenlerimizi işliyor. Onları parçalıyor. Burada resmilere bakacak olursanız garanti bir biçimde bir fazlalığa sahip. Yani sürekli o fazlalığı veriyor. Bu sayede Thermal Expansion makinelerinden daha verimliler. Tabii bu Tiny Pile oldukları için onların işlenmesi gerekiyor. Ve o işlenmeyi bu arkadaş, Packager yapıyor. Bunun olayı şu. İçine konan malzemeyi basitçe göstereyim. 2, 3 ve 4.'yü koyduğumda bu 4'e 4'lük bir recipe olduğu için o recipe'yi yapacak normal crafting recipe'sinde. Eğer 9'a 9'luk bir şey olsaydı onu da yapacaktı. Yani önce onu deneyecekti. Olmuyorsa 4'e 4'lüğü deneyecekti. Ve Tiny Pile'ların hepsi 4'e 4'lük recipe'ler. Yani 4'e 4 şeklinde ayarlandıklarında normal bir dust'a çevriliyor. Dust'larımızın normal furnace'da pişirilecekleri burada pişiyor. Bunun yanı sıra bazıları blast furnace'da pişiyor. Mesela alüminyum. Mesela titanyum, tungsten, krom. Mesela galena. Bunlar tamamen blast furnace'da pişiyor. Bu da blast furnace'ımızın autocrafting kısmı. Şu an sadece steel eklemişim ki zaten başka bir şey yok. Hot tungsten var ama onu kullanamıyoruz. Bu bilgisayarımız ise yukarıdaki sisteme bağlı. Ve şey, şu kadarını söyleyeyim, ikinci sezonda yapacağımda bu bilgisayara ihtiyacımız olmayacak. Bu bilgisayar yukarıdaki bilgisayardan sinyal bekliyor her daim. Sinyal aldığında arkaya redstone sinyali veriyor. O zaman bu NAT gate'leri dışı kalıyor, burası ise açık oluyor. Ve bunlar Mercury cell'lere bağlı. Bu sayede verimliliği arttırıyor. Şimdi devam edelim. Yukarıdan devam edelim. Burası çalışma odamız. Eski kullandığımız project table'lar and crafting table olarak bunları kullanıyorduk. Rolling machine'imiz. Dur lan. Adını unuttum neyse. Card assembler'ımız ve ağaç tarlamız. İkinci sezonda seni kullanmayacağım. Blue alloy alloy furnace'larımız, thermionic fabricator'ımız, magma crucible ve liquid transposer'larımız, acetylene machine, plate bending machine ve canning machine ki sizleri alalım. Industrial centrifuge'larımız, industrial electrolyzer'larımız, kompresör, extractor, furnace ve macerator'ımız. Ve şu an kaç FPS alıyorum ben? 24. Yavaş. Ya gerçi ikinci sezonda bu FPS sorunumuz ortadan kalkacak. Ve yukarıdaki bilgisayar. Maden işlenmesini bu şekilde su ve merkür arasında değiştirebiliyorum. Ve burada sistemdeki merkür sel sayısını görüyoruz. Ve burası tüm depolama sistemimizin kalbi. Burada bir item teserek quarry'mizden itemlar bununla geliyor. Ve tüm itemlerim bunlarda depolanıyor. Controller. Şuradan görebildiğimiz üzere 40 Minecraft Joule kullanıyor bu arkadaş. 200 ünite 40 Minecraft Joule'e tekabül eder. 5 ünite 1 Minecraft Joule. Preformatter. Ve Crafting Monitor. ME Crafting Terminal. Bu bir crafting table ama şunlara erişim sağlıyor. Ve Access Terminal. Tüm itemlarımıza buradan erişiyoruz. Bunun dışında sisteme koymak istemediğim bazı gereksiz şeyler. Mod itemları, bazı mod itemları, sistemde çok fazla yer kapmayacak mod itemları daha doğrusu vesaire. Büyü odamız, hiçbir zaman şunun dolumlu ve boş alımını otomatik geçirmedim. Çünkü Tonecraft'ta hiç o kadar uğraşmıyorum. Burası bir zamanlar şartların falan konulduğu yerde ve hala evimdeki tek sınırsız su kaynağı. Ve bilgisayarım ısınıyor. İlginç. Soul Forge'um. Araştırma masam. Infusion alt vesaire. Ah, nostalji. Ve Nexus'um. Burayı dolduramadım fazla. D&D boşver. Ve size
Buildcraft Korelerinden sonra yaptığım ilk Kore'yi gösteriyorum. Yaptım. Güzeldi ama o kadar beğenmedim. Yerini yenisine bıraktım. Bu şekil. Böyle bir şey. Çok fazla enerji harcayan bir şey ama. O yüzden onu tamamen bıraktım. Ve hatırlarsanız hiç kullanmıyorum bile. Ve asıl gözlem. Tabii şu ufak bir hata verdiği dönem. Gördüğünüz gibi şu delikleri çok rahatça kendisi açtı. Bu Dire of Twain'in tasarımının biraz iyileştirilmiş bir versiyonu. Çok daha hızlı bir biçimde madenleri topluyor kendi içinden vesaire vesaire. Ama buradaki asıl göz bebeğim o değil. Bu sistemin kendisi değil. Buradaki asıl göz bebeğim şu. Wireless Redstone olmadan geliştirdiğim Wireless Redstone. Ve bunun yönetimi çank yüklen. Burada. Çalışma prensibi şu şekilde. Butona tıkladığımda bunun içine bir cobblestone geliyor ki şuradaki ışığı da açıyor ardından. Ve Ender Chest'in diğer eşi burada bir cobblestone olduğunu algılayıp redstone sinyali vermeye başlıyor. Bu şekilde bir wireless redstone geliştirmiş oldum. Evet. Ben bile bunu yaparken kendime gurur duymuştum. Arı işleme merkezim. Arılardan gelen eşyalar burada işleniyor. Ve sisteme konuluyor. Burada ise arılarımız inceleniyor otomatik olarak. Ve arılarımız da tam olarak burada. Ya bunların frame'leri artık önemli değil. Hatta bunun... Ha, ilginç. Evet. Yani sizi de şöyle koyalım. Bal. Ha, hepsini kullanmışız galiba. Ve fan coştu. Ve aşağıdaki sisteme oil'i sağlayan arkadaşlar. Distillant Queen. Distillant Bee'ler. Ve onlara otomatik frame sağlayan bir sistem. Aslında o kadar gerek yok. Gayet gereğinden fazla oil üretebiliyor. İşte burası benim arıcılık oda. Ha bu arada bu kapıları Tomcraft kapısı kullanmıştım ama ufak bir not. Şu chest'te anahtarlar mevcut. Bird save'imi alacaklar için. Alanlar için. Ve o yüzden o odaya girmek için çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Anahtar da size göstereyim. Basitçe açıklayayım. Anahtarlarla kapıya sağ tıklayın. Size o kapı için yetki vermiş olur. Ya da pressure plate'lerde. Evet. Enerji üretim yollarımıza gelelim. Minecraft Joule üretimimizi göstermiştim. O steam boiler'lar. Ve red power enerjisini burada üretiyoruz. Köfte mantığı her daim. Yapabiliyorsan yapabildiğinin en devasasını yap. Bu arkadaşların her biri 30 tane solar paneline tekabül ediyor. Ki bunlardan 4 tane artı 32 tane de solar panel. Gayet güzel enerji üretimi var bence. Bunun yanı sıra Industrial Craft enerji üretimimiz ilk elde o termal jeneratörlerle yapılıyordu. Ardından şu nükleer reaktöre geçtik. Gerçi artık bunu kullanmıyorum. Çünkü bunun sellerini doldurmakla üşeniyorum ve onun yerine bu solar panelleri yaptım. Ve falım cidden coşuyor. Evet. Ve burada da Ultimate Hybrid solar panellerimiz var. Bunlar da direkt Mass Fabricator'ımıza bağlı. Diğer bir şey EXP farmı. Tam ineklerden sağlanıyor. Başka bir şeyden değil. Tavuklar. Eski inek farmı. Lag.
Bu arada ikinci sezonda 1-5 ya 1-5 ya da daha 1-5 ya da 1-6'da olacağımız için güzel haber. Frame rate sorunu yaşamayacağız. Çünkü normalde bu frameleri düşüren modlar ve CPW yani Forge'un geliştiricilerinden bir tanesi bayağı epik bir şey yapmış. Yani texture yüklenmesi olayıyla ilgili. Ha bu arada burası da Impregnated sticklerimizi ürettiğimiz yer. Bunlar frame'e dönüşüyor. Ha neyse. Bu değişiklik sayesinde mod itemları artık çok daha az frame rate yani FPS yiyor. Ki bu güzel bir şey. Bizim açımızdan inanılmaz güzel bir şey çünkü gördüğünüz gibi evim hayvan gibi bir makine içeriyor. Ki ikinci sezonda çok daha fazla içerecek. Hatta size ikinci sezon hakkında ufak bir bilgi vereyim. Birinci sezonda yaptığım büyük bir hatayı yapmayacağım. Direkt her şeyi ama her şeyi yapıp ondan sonra büyük projelere girişmiştim. Ve mesela şunu hiç otomatikleştiremedim. Hep sona ertelediğim için patladı elimde. Neyse. Ne diyordum? Ha. Büyük projeler hep en sona kaldı. İkinci sezonda yapacağım şey şu. Büyük projeleri de onları büyük projeleri onları yapabilecek duruma geldiğim andan itibaren yapacağım. Direkt geldiğim andan itibaren. Yani bu sayede ne olacak? Mesela fusion reaktöre sahip olacağım ama hala yapabilecek tonla normal işimde olmuş olacak. Bu sayede siz de daha az sıkılacaksınız. Ben de daha az sıkılacağım. Bu sayede arada o ağır teknik konular olmasına rağmen arada da hafif teknik konular olacak. Güzel bir şey değil mi? Bence de. Neyse sanırım evimin turu bu kadardı. Hani başka bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Neyse bu sorunun da üstünü işaretleyeyim. Şimdi başka hangi soru? Köfte abi sen şimdi 20'li yaşlardasın. Doğal olarak da üniversitede okuyorsun ama hangi bölümde okuyorsun ve hangi mesleği seçmek istiyorsun? Güzel soru. Yeni medya diye bir bölüm okuyorum. İnternet medyası oluyor kendisi ve o iş. Evet. Sonlara yaklaştık ve artık bilgisayarım bana... tamam. Neyse şey. Yeni medya diye bir bölüm okuyorum. İnternet medyası oluyor kendisi. Yani basitçe internet üzerinde gördüğünüz tüm medya elementleri yani internet gazeteciliğidir, Facebook'tur, Twitter'dır, diğer sosyal ağlardır. Direkt internetten yayınlanan her şeydir. Direkt şu an içinde bulunduğum şey olan YouTube'tur. Vesaire vesaireyi kapsayan bir alan. Evet, bu alanda okuyorum. İsteyerek girdim bu alana. Gayet de memnunum alanımdan. Okulumdan memnun değilim o ayrı mevzu. Gerçi kim okulundan memnun? Birileriniz memnundur eminim. Hangi mesleği seçmek istiyorsun diye soracak olursanız eğer aslında oyun geliştiriciliği ilgi alanlarım. İstediğim mesleklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra ne olabilir? Aslında direkt şu an yaptığım gibi işin biraz gelişmişi gibi bir şey de yapmak istiyorum hani o da hayallerimde ama asıl hayalim yazarlık. Evet, bu soruyu da yanıtladık. Evet, şimdi hangi soruyu? Videoları çekerken belirli bir sıralamada veya planda mı gidiyorsun? Hayır. Normalde direkt şey, boş olduğum bir günde çekiyorum. Çekiyorum direkt işte. 3 bölüm falan çekiyorum normalde bir günde. Mod tanıtımları ise tamamen daha fazla boş vakit bulduğumda ve bence biraz uzaklara gideyim hatta oyunu peaceful alayım. Kimse rahatsız etmesin bizi. Ne diyordum? Ha evet. Yani mod tanıtımlarını da direkt müsait olduğum bir ara çekiyorum.
Ondan sonra direkt yayınlıyorum çektiğim gibi. Normalde günde bir video koyuyorum fakat Mutant'ımı da çektiğim takdirde günde iki video oluyor. Evet. Köfte abi internetin fiber mi? Hayır. Uydu netin 5 megabitlik bir paketi. 5 megabit download, 1 megabit upload. Gayet tüm işlerimi görüyor. Uydu net olmasının şöyle güzel bir avantajı var. Upload ve download portları birbirlerini etkilemiyor. IC2'nun yani Industrial Craft 2'nin 3. bölümünü çekecek misin? Evet çekeceğim ama ne zaman çekeceğim bilmiyorum çünkü... Evet bilmiyorum tamamen tembelliğimden. Küçükken fanı olduğun oyunlar var mı? Güzel soru. En başında Pokemon serisi. Kesinlikle ve Minimap'i kapattığımı unuttum. Pokemon serisi özellikle Fire Red. Benim çocukken çok sevdiğim oyunlardı. Bunun dışında Mario'yu çok severdim. GTA Vice City. GTA Vice City'yi cidden çok severdim ve geçen gün gene bitirdim oyunu. Evet. Bunun dışında başka sevdiğim oyunlar. Yani çocukken sevdiğim oyunlar. Yani seni takabiliriz. Açtığımız artık düşmeyecektir. Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Mesela bir an beynim durdu. Çocukken sevdiğim oyunlar. Prince of Persia serisine ile aram o kadar iyi olamadı çoğunlukla. O yüzden onu söyleyemeyeceğim. Zelda serisini maalesef pek Nintendo aletleri olmadığı için çocukken oynayamadım. Hatırladım. Age of Empires. Gerçi o çocuk tam olarak evet, çocukluğuma denk geliyor şimdi hatırlayınca. Ve dışarıdan ilginç sesler geliyor. Başka başka başka. Mental Madness. Evet, hangimiz çocukluğunda onu oynamamıştır? Bunun dışında LucasArts'ın bazı oyunları vesaire vesaire. Yani bir iki strateji oyunu da var ama şimdi isimlerini hatırlayamıyorum bir türlü. Ve şu meşhur tank oyunu atölyelerimizde falan olan. O onu cidden çok fazla severdim. Evet, şimdi sıradaki sorulara geçelim. Bu soru da yıldızladığım sorulardan bir tanesi. Bir üniversite öğrencisi olarak arkadaşlarının seni bir üniversite öğrencisi olarak arkadaşların seni yadırgamıyorlar mı? Sonuç olarak 23 küsur yaşına gelmiş adamsın. Hiç kanka gel dışarı çıkalım gezelim dediklerinde sen gelemem video çekmem lazım demeni değişiklerine gitmiyor mu? Bu arada öncelikle soruyu düzgün okuyamamla alakalı bir iki şey söylemem lazım. Birincisi dünyanın en kötü yazısına sahip adamım. Evet. Bu konuda iddialıyım. İkincisi aynı zamanda disleksiyim. Bu ikisinin birleşimi pek güzel şeyler doğurmuyor. Cidden pek güzel şeyler doğurmuyor. Disleksinin ne olduğunu soracaklar olan varsa bir okuma bozukluğu. Önemli bir şey değil. Evet. Yani arkadaşlarım o kadar yadırgamıyor çünkü arkadaşlarımın çoğu nerd tayfa. Hatta arkadaşlarım arasından bile beni izleyenler mevcut. Ki arkadaşlarımın yanı sıra mesela kardeşim de beni izliyor. Okuldan bir iki arkadaşımın da beni izlediğini biliyorum. Vesaire vesaire. Hatta sanırsam arkadaşlarımdan bazılarının kardeşleri de beni izliyor. Öyle işte. Neyse bu soruyu da
yanıtlamış olduk. Ha tabii garipseyen arkadaşlarım da mevcut. Hani nesi çekici geliyor falan diye soranlar oluyor. Eğleniyorum. Cidden eğleniyorum. Ha aynı kişinin sorduğu başka bir soru. Neden Call of Duty, Battlefield değil, o değil, bu değil, Minecraft değil bile değilken Feed the Beast. Cazip gelen olay ne? Şimdi öncelikle benim çocukluğumun nasıl geçtiğine gidelim. Çocukluğuma ineceğiz. Çocukken ben Legolarla oynamayı seven bir tiptim. Cidden Legolarla oynamayı çok seven bir tiptim. Ve Legolarla oynamanın yanı sıra diğer bir hobim de makineleri parçalayıp, daha sonra oyuncak arabalarımı parçalayıp onların içerik yani devrelerini kurcalayarak saçma bir şeyler yapmaktan. Yani böyle hobileri olan bir adamım, böyle teknik konular içeren bir oyunu cazip bulması bence gayet doğal bir şey. Dolayısıyla da bu oyunu gayet cazip buldum. Ve sonuç olarak oynuyorum. Ve Sonic oynadığımızda da elimiz alalım. Lazım olur. Dolayısıyla da yani teknik modlarla Minecraft benim cidden ilgimi çekiyor. Eğleniyorum yaparken. İnanılmaz derecede eğleniyorum ki dikkat ederseniz aşırı karmaşık makinelerle uğraştığımda kendimi kaybettiğimi falan görüyorsunuz. Bunun yanı sıra evet Call of Duty ve Battlefield gibi oyunları sevmiyorum çünkü ben first person shooter oyunlarını sevmiyorum. Yani sevdiğim iki tane first person shooter oyunu var. Varsa adam gibi sevdiğim. Bir tanesi Serious Sam. Ki taptığım oyunlardan bir tanesi de iki ama. Diğeri Left 4 Dead. Left 4 Dead'te güzel bir kooperatif oyun olduğu için. Yani arkadaşlarla güzel vakit geçiriyorsun. Hani evet. Yani hazır buna gelmişken buna benzer başka bir soru daha vardı. Minecraft'tan başka hangi oyunları oynuyorsun ve seviyorsun? Evet, güzel soru. Öncelikle puzzle oyunlarını cidden çok severim. Hani mesela en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Braid'dir. Ki cidden çok çok şiddetle tavsiye ettiğim bir oyun. Tabii puzzle oyunlarını seviyorsanız çünkü biraz hani oyun oynadığınızda beyniniz eski beyniniz olmayabilir. Ciddiyim. Hani çok tuhaf şeyler içeriyor. Bunun dışında Portal serisini inanılmaz derecede çok seviyorum. Öyle zor bulmacaları yok birinde ikinin de. Ama Portal'ın çekici olan kısmı karakterleri. Kesinlikle karakterleri. Ki GLaDOS gibi bir karaktere sahipse bir oyun, o oyun iyidir. Ki GLaDOS gibi bir karaktere sahip mi? GLaDOS zaten orada. O zaman o oyun iyi. Geçelim başka sevdiğim oyunlara. Witcher serisini seviyorum. Güzel bir RPG oyunu. Elder Scrolls serisini seviyorum ama onu sevmemin sebebi biraz farklı. Çünkü Elder Scrolls oyunlarının güzel bir mod desteği var. Bu da ilginç. Oyunu ilginçleştiriyor. Biraz kendi oyununuzu yapmışsınız gibi bir hava veriyor. Bunun yanı sıra başka ne söyleyebilirim? Ve frame rate'im burada düşük değil. İlginç. Ama bilgisayarım fazla ısındı. Başka hangi oyunları seviyorum? Bastion'ı çok seviyorum. Bunu herkes bilir. Ki mesela birinci sezonla ikinci sezon arasında Bastion serisini en nihayetinde yapmak istiyorum. Yani gelecek muhtemelen bir aksilik olmazsa. Yani gene tam bir garanti vermeyeyim de. Bakalım başka ne olacak? Ya başka ne seviyorum? Limbo'yu seviyorum. Super Meat Boy'u seviyorum. GTA Vice City'yi hala bile seviyorum. Serious mi sevdiğimi söylemiştim. Bunun dışında başka hangi oyunları seviyorum? KOTOR serisi. Star Wars The Knights of the Old Republic serisi.
O seriyi cidden çok seviyorum ki Old Republic, yani yeni çıkan hani MMORPG oyunundan bir karakterin cosplay'ini yapmayı planlıyorum. Darth Malgus, tahmin ettiğiniz üzere. Başka... Hayır, LoL Dota gibi oyunları hiç sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Hatta LoL'den ayrıca tiksiniyorum. Hani o tarz oyunları seviyor olsaydım misler gibi Dota varken gidip LoL oynamazdım. Başka? Başka düşünüyorum. Super Meat Boy'u söylemiş miydim? The Binding of Isaac. Zaman geçirmek için mükemmel bir oyundur. Ve arada hoşuma giden indie oyunlar. Başka, neyse. Sıradaki soruları geçelim. Feed the Beast'in, yani Feed the Köfte'nin diye demişti. Feed the Köfte'nin kastetti galiba. İkinci sezonunda başka modlar ekleyecek misin? Hani Feed the Beast'te zaten ekleneceği biliniyor. Dolayısıyla da bana ek de eklenmiş olacak. Çünkü ben Feed the Beast Ultimate Pack'le paralel gidiyorum. Yani oradaki modları kullanıyorum. Tabi bazılarını çıkartmış durumdayım, o ayrı mevzu. Bu sorunun cevabı bu. Belki ama şey, kendim ekstradan bir şey ekleyeceğimi pek sanmıyorum. Evet, eklemeyeceğim muhtemelen. Evet, eklemeyeceğim. Feed the Beast haricinde başka seriye başlamayı düşündün mü? Evet, Bastion'un serisini yapacağım. Arada bir iki oyunun daha yapacağım. Bunun yanı sıra Transistor, yani Bastion'un yapımcılarının yapmakta olduğu bir oyun var. O çıktığında direkt saniyesinde onun serisini yapmaya başlayacağım. Yani çıktığı saniye alacağım o oyunu ben. Muhtemelen ilk benden izleyeceksiniz onu. Bunun yanı sıra birkaç tane oyun tanıtımı yapmayı planlıyorum. Kesin değil. Evet. Ama ağırlıklı olarak şey. Kalalım Teknik Minecraft üzerine. Bir de şey. Bir ara Terraforma Craft 2 çıktığında Terraforma Craft serisi yapacağım. Terraforma Craft ne diye soracak olursa işte hani mesela Greg ve Kepek çok kişi oyuna çok fazla şey ekliyor diyor. Evet, cidden çok fazla şey ekliyor teknik modlarla kıyasladığımızda. Ama dünya üzerinde Greg Tech'ten bile daha fazla şey ekleyen bir mod var. Ki bu arada bazıları mesela şey Dwines RPG'ye çok fazla şey ekliyor diyor. Terraforma Craft'ın yanına bile yaklaşamaz ki Terraforma Craft 2'de çok çok daha fazla şey eklenecek. Terraforma Craft direkt oyunun tüm mekaniklerini değiştiren ve oyunu tam bir hayatta kalma oyununa çeviren bir mod. Direkt taş devrinden başlıyorsunuz. Yani, ve oyundaki en büyük değişikliğini size söylüyorum. Yumruklarınızla ağaç kıramıyorsunuz. Evet, yumruklarınızla ağaç kıramıyorsunuz. İlginç bir mekaniği var. Ama oyunun ne kadar değiştirdiğini anlayın. Normal crafting mantığı da çok değişik. Mesela aletleri şey şimdi random gösteriyor. Şöyle falan dizerek craft edemiyorsunuz. Direkt o madenleri pişirmeniz ardından şunu yapmanız, bunu yapmanız falan filan gerekiyor. Normal bir blacksmithing yapıyorsunuz yani. Evet, böyle bir mantık üzerine kurulu bir mod. Ne şey, çağlar mantığı var. Ama şu anki Terraforma Craft'ın sorunu şurada. O çağlar biraz kısır döngüye giriyor. Yani o yüzden şu anki Terraforma Craft'ta istemiyorum çünkü bir noktadan sonra çok bayıcı oluyor. Ve hala yapacak bir şeylerin olmasına rağmen, çünkü bayıcı olmasının sebebi yaptıkların hala aynı şey. Ama ilerliyorsun. Ama aynı şeyleri yaparak. Ha, Diamond.
Evet. Modular Power Suite modunu tanıtır mısın? Önceki şunu söylemem lazım. Modular Power Suite modu, evet, ilginç bir mod ama daha önce hiç kullanmadığım bir mod. Dolayısıyla daha önce hiç kullanmadığım bir modu da tanıtamam. Eğer ikinci sezonda kullanırsam, ki belki kullanmayı istiyorum aslında, merak ediyorum biraz nasıl bir şey ortaya çıkacak diye. Yani ikinci sezonda kullanırsam bunun anlamı onun da tanıtımını yapacağım demektir. Ha, diyeceksiniz şey, Applied Enerjisi 6 çıktığı saniye direkt kullanmaya başladım ve tanıtımını da yaptım. Sebep, Applied Enerjisi 6 inanılmaz derecede ilgimi çekmişti. Cidden inanılmaz derecede ilgimi çekmişti. Çünkü inanılmaz derecede mükemmel bir mod. Ki yakında onun güncellenmiş tanıtımını da yapacağım. Yeni sürümlerde çok çok fazla şey eklendi. Ha, bu arada Greg Tekin'de tanıtım esnasında bayağı bir şey unutmuşum. Onu sonradan fark ettim. Mesela Matter Fabricator'ı tanıtmışım. Ha, onun için ikinci bir part çekeceğim ya da direkt sıfırdan bir tanıtım çekeceğim. Öyle. Devam edelim. YouTube'da oyun videoları çekildiğini ilk nasıl öğrendin? Ha, evet, bu soru biraz kazık olmuş. Alp, teşekkürler. Bu soruyu soran oydu. YouTube'da oyun videoları çekildiğini ilk nasıl öğrendim? Hatırlamıyorum desem. Sanırsam şöyle öğrenmiştim. Braid'de çözemediğim bir puzzle vardı. Ve artık hani bayağı bir hafta falan uğraştıktan sonra hala çözemediğim için yeter artık dedim. Çözümü var mı diye aradım. O şekilde öğrendim. Evet. Sanırım bu şekilde oldu. Daha önce de olmuş olabilir. Emin değilim. Evet, devam edelim. Modları öğrenmen ne kadar zaman aldı? İngilizceni modlarla mı geliştirdin, yoksa İngilizcen iyi olduğum için mi modları kolay öğrendin? Ha, bu arada bu da yıldızladığın sorulardan biri. Ha, güzel bir soru. İngilizcemi kesinlikle modlarla geliştirmedim. İngilizcemi çizgi romanlarla geliştirdim. Ben koyu bir çizgi roman hayranıyımdır. Özellikle Spider-Man hayranıyımdır. Zaten sıkı izleyicilerimin çoğu bunu bilir. Düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız eğer ilk skinim, yani eski skinim Venom'dı. Spider-Man'in en yakın dostlarından biri ama aynı zamanda en ezeli düşmanlarından biri. Evet, modları öğrenmem ne kadar zamanım aldı? Hala öğreniyorum. Hani modlar sürekli geliştiği için modları öğrenmek bitmiyor. Çünkü modlara sürekli yeni şeyler ekleniyor ki benim kullandığım modlara bayağı bir şey ekleniyor. Mesela Greg Tech. Hani yeni sürümüne baktığımda Greg Tech'in benim bile hani Greg Tech ile aramın ne kadar iyi olduğunu bilirsiniz. Direkt benim verdiğim tepki what the? Çünkü eklenen şeylerin çoğunu bilmiyorum. Yani orada tanımadığım sürüsüyle makine mevcut vesaire vesaire. Bunun gibi pek çok şey oluyor. O yüzden modları sürekli öğrenmek zorundasınız. Ve tabii bunun yanı sıra yeni modlar da öğreniyorum sürekli. İlgimi çekenler oluyor vesaire vesaire. Mesela Applied Energy 6 buna güzel bir örnekti. Kısacası modları öğrenmeyi hiçbir zaman bitirmiyorum. Evet, ama modları öğrenirken İngilizcenin güzel faydası oluyor. Çünkü neticede Türkçe adam gibi bir kaynak mevcut değil. İşte ben o kaynak olmaya çalışıyorum. Benim amacım bu biraz. Server açacak mısın? Hayır. Çok basit cevap. Biraz detaylandırayım cevabı hatta. Çok basit. Bana bile fazla basit geldi. Hani server açmayacağım. Sebebi ne diye soracak olursanız, birincisi
Hani ben tanımadığım insanlarla birlikte oyun oynamayı sevmeyen biriyim. Bunu biliyorsunuz. Kaldı ki server açarsam ben modlu bir server açmak zorundayım. Hatta ve hatta muhtemelen Greg bir server açmak zorundayım. Maalesef bunu kaldırabilecek bir server'ı tutacak kadar param yok. Hatta onun için ben normalde fiyatı köfteyi bilgisayarımı daha az yorsun diye bir server aktarma niyetindeyim. Niyetindeyim ama onu tutacak bile bir, onu tutacak kadar bile param yok. Fakir bir insanım ben. Ha biri gider bana server tutmak isterse bayağı işime yarar hani. De kimse bunu, kimsenin bunu yapacağını sanmıyorum. Lütfen beni haksız çıkartın. Hani bu sebepler dolayısıyla da benden bir server beklemeyin. Abi sen hangi tür bir köftesin? İnegöl, Akçaabat. Bu soruyu geçiyorum. Ay bilgisayarın markası ve özelliklerini söyler misin? Bilgisayarın markası HP. Özellikleri i7 dur. 3632 idi galiba. 3632 QM. Ya bir notebook. Radeon HD 7670 ekran kartı. Orta seviye bir ekran kartı işte. 8 GB DDR3 RAM vesaire vesaire. Orta seviye, ortanın iyisi bir makine. Ucuz almıştım, güzel işimi görüyor. Hatta adı da Logan. Yani adını Logan koydum bilgisayarımın. Abi ismin neden köfte? Güzel soru. Çünkü lakabım köfte. Ya yani arkadaşlar arası lakabım köfte. Bunun hikayesine gelecek olursak eğer, yani neden köfte? Bir gün bir arkadaşımla birlikte benim evde oturuyorduk. Saçma bir muhabbet dönüyordu o esnada. Bir anda yoldan bir simitçi geçti. Simitçi değil, mısırcı pardon. O an benim canım kokoreç çekti ve yüzyılın en zekice sözünü söyledim. Hepimiz bir köfte değiliz bu fani hayatta. O gün bugündür lakabım köfte. Evet, köftenin hikayesi bu. Alakayı kurduğunuz gün bana haber verin lütfen. Çünkü ben hala kurabilmiş değilim. Tabii hepsinin yemek olduğu gerçeğini ne hesaba katmazsa. Seed verir misin? Başlangıç esnasında gayet seed'imi yazarak başlamıştım köfte istan olarak ama bunun dışında bir de rakam olarak bir seed mevcut. Yani rakamla verilmiş bir seed mevcut ve o seed de bu. Gerçi bu dünyanın seed'i. Direkt Overworld'e gidip oranın seed'ini alalım. Yani bu dünyanın seed'i işte. Overworld'un seed'i de bu. Evet. Tabii o esnada şu arkadaşımıza bir bakalım. Oyş. 3 değil 5'i bile görür bu. O zaman ne yapıyoruz? Obsidian Dust ve Lead. Ne diyordum? Harbi ben nerede kalmıştım? Ha CD vermiştim en son evet. Evet bu. CD bu. Ve bana 4 tane. Tabii ki de yok. Ama neyse ki ayrımımız var. Tabii hazır gelmişken.
Gerçi fark etmez ama. Dur, evet, nerede kalmıştık? Hemen devam edelim. Şunu da işaretleyeyim. Abi, bir saate yaklaşmışız bile. Video çekme hissi nereden geliyor? Ya, video çekme hissi ya da video çekme sevdası. Hani başlangıç olarak zevkli bir iş. Cidden çok zevkli bir iş. Tabi bazı salakça yorumları göz ardı etmen gerekiyor. Yani bazı salakça yorum atan kişiler oluyor. Ki onlara genelde cevap bile vermiyorum. Bunun yanı sıra başka ne var? Copper Silver Rating var. Copper Silver Iron değil, tin. Rating var. Benim nöbetteki server var. Liquid Tesseract'imiz hazır. Artık seni kaldırabiliriz. Okey. Ya, bunun bir diğer anlamı da artık siz anlamsızsınız. Neyse, şunları kaldırırken bir yandan da devam edeyim. Hani dediğim gibi keyifli bir iş ve bunu yaparken asıl amacım şuydu. Hani mod bildiğime zaten güveniyordum. Ve insanlarla bu mod bilgimi paylaşmak istiyordum. Dolayısıyla da bu video çekme işine başladım ve cidden çok sevdim. İnanılmaz keyifli. Ve tutulduğuma bakacak olursak eğer, siz de beni sevdiniz anlaşılan. Dolayısıyla da devam ettim. Bana hala devam et. Beni özellikle devam ettiren şeyler güzel yorumlar. Bazı yorumlar cidden beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani bunun yanı sıra mesela hasta olduğumda bazı izleyicilerin "abi geçmiş olsun, abi sen yeter ki iyileş, biz bekleriz" gibi yorumları inanılmaz mutlu ediyor. Vesaire vesaire. Abi, benim durdu. Hani bu işte keyif veren pek çok şey var ve eğleniyorum bunu yaparken. Cidden eğleniyorum. Hani normalde de zaten oyunumu oynuyorum. Ama bu oyunumu birilerine göstererek oynamak, birilerinin eşliğinde oynamak biraz daha güzel oluyor. Birilerini anlatarak oynamak ve o kişilerin yorumlarını görerek oynamak. Hani ayrı bir eğlence o da. Tabii bu demek oluyor ki siz de video çekin değil. Hani bu şekilde yola çıkıp cidden kendini rezil etmiş tonla kişi var. Özellikle yaşı küçük olanlarınız. Hani cidden belli bir yaşın altındakiler bunu yapmasın. Hani bu bir abi tavsiyesi, çünkü hani belli bir yaşın altındakiler cidden yapamıyor. Hani sesiniz zaten oturmamış oluyor. Konuşma şekliniz oturmamış oluyor. Hani insanlarla nasıl konuşulacağınızı tam olarak öğrenmemiş oluyorsunuz. Vesaire vesaire. Yani en başında kişiliğiniz tam oturmamış oluyor zaten. Ki bu da güzel bir şey değil. Dolayısıyla da hani bu işi yapmak isteyenler biraz beklesin. Evet, bu biofield bittiğinde normal field olmaya başlayacak buna. Yani bu bir abi tavsiyesi. Bunun yanı sıra yeni açılan kanalların çok sık yaptığı bir
iğrençlikten bahsedeceğim. Direkt büyük kanalların altına, videolarının altına yorum atarak kanalıma bakın, beğenirseniz abone olun falan yazıyorlar. Ve bu iğrenç bir şey. Bunu yapmanızın size sağlayacağı tek şeyi size söylüyorum şu an. Kendinizi küçük düşürmüş olursunuz. Evet, ben aciz biriyim demiş olursunuz direkt. Ve kesinlikle ama kesinlikle, dur, cümleyi toparlayamadım, pardon. Kesinlikle ama kesinlikle o kanaldan banlanacağınızı garantilemiş olursunuz. Ki bu yüzden benim 60'a yakın bir 60 kişiye yakın bir ban listem var. Sadece bu kişilerden oluşan. Çoğunluğu bu kişiden oluşan, pardon. Bunun yanı sıra diğer izleyicilerimin huzurunu kaçıran kişiler de oluyor. Onları da banlıyorum. Hani salakça yorum atan kişileri falan. Bak, başka ne diyebilirim? Evet, video çekme sebeplerim bunlar. Ki video çekme sebeplerimden biri bazı övgüler aldıkça, hani egoistlik değil bu, hani insanın doğasının bir parçası. Övgüler aldıkça hani vay be ben neymişim diyorsun ve bu işe daha da kenetleniyorsun, hani aldığın zevk artıyor. Evet, söyleyeyim. Dolayısıyla da bunu severek yapıyorum. Bu tarz şeylerde sevme oranımı arttırıyor işte. Başka. Düşünüyorum. Bunlar, evet. Sebepler bunlar. Evet. Hatırlarsanız bazı soruları yıldızlıyorum demiştim. Ama bu soruyu üzerine hedef tahtası çizdim. Çünkü sorulmasından nefret ettiğim bir soru. Nokta Minecraft'a ne zaman vereceksin? Hani şu an facepalm çakmak istiyorum ama videoda o ses pek güzel çıkmıyor. Hani mantıklı izleyicilerimden neden facepalm çakmak istediğimi çok net anlamıştım. Oynadığım şey halka açık bir mod pack. Nokta Minecraft ya da vesaire falan filan vermeme gerek yok. Direkt zaten kullandığım config dosyalarıdır, şudur budur, ıvırıdır zıvırıdır. Herkesin ulaşabileceği bir şekilde sunulmuş durumda. Neden bunu ısrarla soruyorsunuz? Bunların bir değişik versiyonu da Word Save'i ne zaman vereceksin diyenler. Hani buna da cevabım şu: her 10 bölümde bir vermiyor muyum zaten? Hani bu tarz soruları sormadan önce lütfen azıcık araştırma yapın. Ki dikkat ederseniz artık bu tarz soruları soranlara hiçbir şekilde kibarca yanıt vermiyorum. Çünkü artık çığırından çıkarttım. Çığırını, yani işin dozunu kaçırdılar. Dolayısıyla da onlara en ufak bir biçimde bile nazik yanıt vermiyorum. Ve benden kesinlikle nazik yanıt beklemesinler çünkü hiçbir zaman alamayacaklar. Hatta banlanmadıklarına dua etsinler. Evet. Bunu da geçtik. Bu arada burada bir uyarı olmuş oldu. Kendi mod paketini ya da modunu yapmayı düşünüyor musun? Kendi mod paketim. İhtiyaç duyarsam yaparım da kendi modum. Hani az buçuk bir programlama bilgim var. Evet. Ama programlama bilgim kesinlikle Java değil. Hani Java'yı cidden bilmiyorum. Ve Minecraft Java ile yazıldığı için modlar da Java ile yazılıyor. Ve demin de dediğim gibi Java bilgim yok. Java bilgim olmayınca
Dolayısıyla da mod yazacak durumda değilim. Mod paketi diyecek olursak eğer, hani eğer ihtiyaç duyarsam hani başka ilginç bir şeyler yapmak isterim. Feed the Beast yerine başka bir fanteziye girişmek isterim. Ya da çok daha ilginç başka şeyler. O zaman kendi mod paketimi yaparım. Mod, o zaman da nokta Minecraft diye bir şey vermeyeceğim. Direkt sadece size modların listesini ve config dosyalarını vereceğim. Bu sayede gidip kendiniz kurabileceksiniz benim config dosyalarımla. Evet. Ya tabii nasıl kuracağınızı da gayet video ile falan açıklayacağım. Ama eğer bir gün kendi modumu, ya Java yapacak düzeye gelirsem eğer, kendi modumda kesinlikle olacak şeyler listesine köfte ekleyeceğiz yemeklerden. Ve kaşık. Kaşığın ilginç bir olayı var. Minecraft'ı modsuz ya da Adventure Map ile oynamayı düşündün mü? Hepsini bırak, Minecraft dışında oyun oynamayı düşündün mü kanalda? İkinci kısmı zaten yanıtlamıştım. Birinci kısma gelecek olursak, modsuz oynarsam eğer iki bölümlük bir videodan daha uzun bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Çünkü ikinci bölümden itibaren Ender Dragon'ı öldürmüş olacağım. Çünkü daha en son modsuz Minecraft oynamaya çalıştığında böyle bir şey olmuştu. Server bir gün açık kaldı. Bir günün sonunda Ender Dragon ölüydü. Hatta şey, arkadaşlarımdan birinin bana yaptığı güzel bir espri vardı. Oğlum NPC gibi adamsın. Evet. O yüzden modsuz Minecraft'ı kanalda görmeyin. Görmeyeceksiniz. Adventure map'lere gelecek olursanız, Adventure map'ler genelde ilgimi o kadar çekmiyor, fakat ilgimi çeken bir şey bulursam eğer yaparım. Abi ismini ya da yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Hayır, ismimi açıklamayı düşünmüyorum. Bunun temel sebebi, ismimi açıklarsam eğer hepiniz beni Facebook'tan, şuradan, buradan falan filan eklemeye çalışacaksınız. Ve hani bunun şöyle bir olayı olacak. Özel hayatım kalmayacak. Hani kanaldaki hayatımla özel hayatım ayrı benim. Hani dolayısıyla da bu ikisini hal ayrı tutmak istiyorum. O yüzden bunu anlayışla karşılamanızı istiyorum. O yüzden ismimi açıklamak istemiyorum. Tabii bir şekilde bazılarınız ismimi öğreniyor, o ayrı mevzu da. Gene de biraz azınlıkta kalıyor o öğrenenler. Yani dolayısıyla da kanal ilişkileriyle ayrı tutmaya çalışıyorum. Çünkü hani ben huzur seven bir insanım. Yani huzurlu ortam benim için değişilmez bir şeydir ve eğer bunu yaparsam, hani ismimi açıklarsam, o huzurum bozulacak ve bunu istemiyorum. Bu yüzden size mesafe koymamın sebebi, hani anlayışla karşılayacağınızı eminim. Beni yalancı duruma çıkartmayın. Yüzüme gelecek olursak eğer, belki hani videoyu editlerken canım eserse buraya yüzüm birken bir fotoğrafımı editleyebilirim. Hani tamamen bu videoyu editlerken ki ruh halime bağlı. Eğer eklemişsem, dedim ki o an eklemek istemişimdir. Eklememişsem ya unutmuşumdur ya da eklememek istemişimdir. Olay bu. Muhtemelen eklememek istemişimdir. Çünkü bu videoyu 1 saat olmasına rağmen, hatta şu an 1 saat 9 dakika olmuş. Evet, baştan sona izleyerek editleyeceğim. Çünkü özel bir video. Evet, bu sorunun da üstünü çizelim ve bir dikkatlice kontrol edeyim. Çünkü bir tane soru kaldı gibi gözüküyor. Evet, bir tane soru kalmış. Abi, sezon filmlerini ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Çünkü seride yapılacak bir şey kalmadı. Evet, haklısın.
Seriden çok az yapılacak çok az şey kaldı. Aslında yapılacak çok fazla şey var ama yapılacakların hepsi inanılmaz ağır teknik şeyler olduğu için sıkılacaksınız. Hani bayağı 20 bölüm arda arda ağır teknik şeyler yapmış olacağım. Mesela füzyon reaktördür, şudur, budur, falandır, filandır. Bunları ikinci sezonda yapacağım gerçi. Ama ikinci sezonda burada yaptığım hatayı yapmayarak hepsini aralara serpiştireceğim. Evet. Sezon finali ne zaman diye soracak olursanız eğer... düşünelim, düşünelim, düşünelim. Sezon finali ne zaman olacak? Bu bölüm. Evet, bu bölüm şu an sezon finali. En başından beri bunu planlıyordum. Bu bölüm sezon finali olacaktı ve başlıkta da bundan bahsetmedim. Videonun tamamında da bundan bahsetmedim. Hiçbir yerde de bundan bahsetmedim. Bu bölüm sezon finalimiz. Surprise! Ne 70. bölümde, ne 75. bölümde, ne de 80. bölümde. 71. bölümde sezon finali. Hatta bazı arkadaşlarıma söyledim. Ara bir bölümde sezon finali yapacağım ama onlara 73. bölüm dedim. Onlar bile yanlış biliyor. 71. bölüm. Muhahaha. Evet. Videonun başlığında bile bunun sezon finali olduğu belli değil. Ama bu cidden sezon finali. Evet. Tüm bu sezon, tüm bu devasa şeyler sezon finaliydi. Bence güzel bir sezon oldu. Siz ne diyorsunuz? Hani her şeyi yaparken ben bayağı bir eğlendim. Tabii daha güzel şeyler de yapabilirdim. İkinci sezona çok ilginç planlarım var. Cidden çok ilginç. Hatta tamamen farklı bir ev tasarımı bile düşünüyorum. Evet. Güzel bir sezon oldu bence. İlk sezon olarak bence gayet başarılıydım. Öyle umuyorum daha doğrusu. Tabii gitmeden önce bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada o ikinci sezon muhtemelen 2 hafta sonra falan tekrar başlar. Yani tüm modlar güncellendiğinde başlar. Bu arada tabii mod tanıtımlarına ağırlık vereceğim. Bunun yanı sıra Bastion serisini eğer bir aksilik olmazsa yapmayı planlıyorum. Ve ayrıca ufak bir duyurum var. Bildiğiniz gibi ben World Save'lerimi Dropbox üzerinden paylaşıyorum sizle. Ve o yüzden sizden bir ricam olacak. Bu videonun altında Dropbox'la alakalı bir link var. O link üzerinden Dropbox'a kaydolup Dropbox'un uygulamasını bilgisayarınıza indirirseniz eğer bana güzel bir iyilik yapmış olacaksınız. Çünkü bunu yaptığınız takdirde kişi başı bana 500 MB alan kazandırmış olursunuz. Geçen gün zaten Facebook sayfasında bunun duyurusunu yapmıştım. Bu sayede bazı yardımsever izleyicilerim sayesinde 5 GB'a kadar çıktı alalım. Ama bu bile tam olarak yeterli değil çünkü şu an 2 GB'ını kullanıyorum. Ve çoğu da WordSave'lerle dolu. WordSave'lerle ve bazı Minecraft'la alakalı şeylerde yani Fiyatlı köfte ile alakalı şeylerde. Yani bu kazanacağım fazladan olanında gayet sizin için kullanacağım yine. O yüzden bana böyle bir iyilik yaparsanız cidden çok sevinirim. Yani cidden çok işime yarar. Bu sanırsam. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.